15 gün gibi kısa bir sürede böyle bir organize olup bir fuar yapmak gerçekten çok müthiş bir başarı, yoğun bir katılım. Bakanımıza, valimize ve katılan misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de ses getiren bir fuarı yapıyoruz. Daha büyük işlere, büyük başarılara imza atmak için sabırsızlanıyoruz. Bu yönetimimiz, bu ekip bu işi başardı. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Firmamız 1970 yılında kuruldu. Bu tabii şu an hala sahibi yaşıyor, sahibi 85 yaşında. Şu an işte fabrikamız Esenyurt'ta. Şöyle projelerimiz genel itibariyle işte okullar, yurtlar, oteller, kütüphaneler, hatta meskenler, bunların üzerinde projelerimiz oluyor. Bunları hem işte nasıl yönetiyoruz, en baştaki süreçte tasarımsal, işte rölevelere gitmeler, bu süreçlerin tabii tüm koordinasyonu bir ekip altında. Koordinatörden başlayıp altındaki tüm bireyler bir ekip halinde çalışarak ortaya bir meyve çıkıyor. Yani müşterilerle tabii burada ihtiyaçlarını analiz etmek çok önemli. Onları anlayıp onların isteklerine göre optimum düzeyde bir proje çıkarmaya çalışıyoruz. Bu sene 50 ülkeye ihracat yaptık. Bunlar da genel itibariyle Afrika, Orta Doğu ülkeleri, yine keza Avrupa bir takım ülkelere ihracat yapıyoruz. Aynı şekilde Amerika, hatta bazı ülkeler var. Hani zoom out yaptığımızda böyle haritada görünmüyor yani. Hani hakikaten bu ülke nerede diyorsunuz. Ancak hani şu ilginçtir. Çeşitli böyle ülkelerde hakikaten bir talep oluşuyor. Sonra biz de şunu fark ediyoruz. Ya bu ülkede bile böyle büyük bir talep varsa hani diğer ülkelerde nasıl bir talep olabilir? Aslında gidip görmek lazım. Bizim sektörümüzde açıkçası mobilya olarak yani Türk mobilyası bir kalite. Böyle bir unsur oluşmuş kafada. Yani ana kalemimiz ofis mobilya üretimi. Ancak mobilya dediğimizde bir iç mekandaki her türlü bileşenlerin işte bu dediğim proje kapsamında mesela nedir? İşte dikey bahçe uygulamalarıdır, akustiklerdir, yine zemin uygulamalarıdır. İşte boya, alçıpan, aklınıza gelebilecek tüm odayı kapsayan tüm unsurları içeriyor. Yani bunları da bir kısmını üretiyoruz, bir kısmını işin ehli kişilerle, çözüm ortaklarımızla beraber koordineli bir şekilde yönetimini sağlıyoruz. Merkezimiz İstanbul'da, Esenyurt'ta fabrikamız var. Bunun dışında bizim 3 tane şubemiz, Masko, Modoko ve Çağlayan'da şubemiz var. Buraya geliyorlar genel itibariyle. Bunun dışında yine zaten biz bu ziyaretlerde bulunuyoruz. Yurt dışı, yurt içi proje ekiplerimiz var. Bunlar da yine saha çalışmaları yapıyorlar. Bu şekilde müşterilere ulaşıyoruz. Fuarlar yapıyoruz. İşte Afrika'da bir işte fuar olacak. Nasipse gideceğiz. Böyle sürekli biz de hani peşindeyiz. Böyle hani şey gibi bir havuç peşinde koşarsınız o tarzda. Biz de müşterilerin peşinden böyle koşturuyoruz. İnşallah bunda meyvelerini alıyoruz. Yani biz aynı zamanda aile şirketiyiz.
Aslında bu nedir? Şunu sağlıyor. Hem işe sahip çıkmayı sağlıyor. Ancak hani şu da var. Biz sadece tabii ailenin dışında işte asıl mesela işin lideri, kişilerin işte özelliklerine göre konumlanmasını sağlayan kişi veya işte bu işin tüm operasyonel düzeyde ve vizyoner düzeyde işte karar merci kişi mesela farklı profesyonel bir alandan gelmiş kişi. Bizim burada şu çok önemli, o da otomotivden gelmiş birisi bu arada CEO'muz, otomotiv sektöründen. Burada şu önemli, aslında aile şirketlerinde şu karmaşa çok oluyor. İşte ben yöneteceğim gibi. Bizde o çok yok. Bizde herkesin işte güçlü olan yönleri neyse ona göre, herkes de olmuyor zaten bir şirkette. Ona göre kişileri işte yine lider ekibi ve yönetim kurulumuz da var tabii ki. Bunun eşliğinde bunlar güçlü olduğu yerlerde çalışıyorlar. Bu şekilde herkes verimli oluyor ve mutlu oluyor daha çok. Hani mutlu olduğun yerde de zaten çalıştığını hissetmiyorsun ve başarılı oluyor. Kimyasal ham madde tedariği yapan bir firmayız. Sanayiye reçeteler, vakslar, dolgular, zirkonyum boncuklar tedarik ediyoruz. Bu şekilde kimyasallarımızı tanıtmak için, sanayicilerimize kaliteli ürünler verebildiğimizi gösterebilmek için bu fuara katılımcı olduk. İş dünyasında ciddi bir şekilde biraz bu sektörde güzel ivmeler kazandınız. Hani biraz geçmişten bahseder misiniz? Nasıl bu noktalara geldiniz? Ben kendim kimya mühendisiyim zaten. Tabii ki Ar-Ge'ye çok önem veriyoruz. Sanayiye yönelik yeni kimyasalların önerilerini yapıyoruz. Yeni ürünlerin oluşması, ürünlerde çıkan sorunların çözülmesi için değişik formülasyonlar organize ediyoruz. Değişik ürünler öneriyoruz sanayiye. Bu yüzden tercih ediliyoruz aslında. Firmalar da bizi bulup sorunlarını çözmemizi istiyorlar. Biz de onların sorunlarını tespit edip değişik kimyasallarla yanlarına gidiyoruz. Aslında kimya doktorluk gibi bir şey bence. Çünkü bir sorun var ortada, onu çeşitli kimyasallarla tedavi ediyorsunuz. Başarımızın sırrının bu olduğunu düşünüyorum, Ar-Ge olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Hangi sektörlere daha çok sizin yani sizi destekleyen sektörler nelerdir? Boya, yapı, plastik. Çok az da gıdaya yönelik ürünümüz var ama ağırlıklı boya, yapı ve plastik sektörüne yönelik dolgular, reçineler, vakslar ve boya sektörünün değirmenlerine yönelik de zirkonyum boncuklar tedariği yapıyoruz. İhracat var mı? İthalat mı var? Nasıl yapıyorsunuz? İthal edilen ürünler de var. İhracat var ama ihracatımızı daha çok geliştirmek istiyoruz. Buna yönelik çalışmalarımız da mevcut. Özellikle Avrupa pazarına daha çok açılmak istiyoruz. İhracatta tabii ki her firma kendini geliştirmek zorunda. İthalatta kimyasalların birçoğu ithal ediliyor ancak tabii ki Türkiye'deki sanayicilerimizin üretebildiği birçok kimyasal var. Bunların farklı yerde kullanımlarını araştırıp daha az malzemenin ithal edilmesini de desteklemek istiyoruz. Sanayicilere uygun fiyatla daha yüksek kalitede ürünler sunabilmek ve sanayicilerimizin ürettiği nihai ürünlerin kalitesini arttırıp fiyatlarını düşürebilmek. Hedeflerimiz bu şekilde. Çok verimli bir fuar öncelikle ve IOSİT tabii ki iki telli bölgesi çok değerli bir bölge. İstanbul'un kalbinde olan bir bölge. Sanayicilerimiz burada çok değerli ürünler üretiyorlar. Bu derneğin çalışmalarına katılmış olmaktan büyük onur duyuyorum ve derneğimizi de hani sanayicilere destek olunması amacıyla çalışmalar yaptığı için ben de bu çalışmaların içinde var olduğum için onur duyuyorum.
Desemper'de, Masko'da faaliyet gösteriyoruz. 1995 yılında kurulan bir firmayız. Ağırlıklı olarak dış piyasa ama iç piyasada da varız. Tasarım, uygulama, montaj gerek Rusya pazarımız, gerekse Afrika pazarımızda ve iç piyasamızda. Yani bütün detaylarıyla beraber sadece perde olarak değil, duvar kağıdı, döşemeli kumaş, proje işlerinde avize veya mobilya gerektiği yerlerde genel kapsamıyla beraber düşünürsek eğer bu şekilde faaliyetlerimiz söz konusudur. Ürün kalitesi olarak ürünün arkasında duran önce firmaları iyi bilmeleri gerekiyor. Ürünler elbette artık çok güzel, çok değerli. Bütün firmalar bizim için kıymetli. Yalnız yani perde veya herhangi alınan bir hizmet satış sonrasındaki faaliyetler çok çok önemli. Çünkü hizmette sınır olmazsa eğer bu fevkalade avantajlıdır. Onun için satılan ürün gamının ileride herhangi bir arızası olduğu zaman da bu işe sahiplenerek tüketiciye yararlı olabiliyorsanız ufkunuz açıktır. Meselenin özü budur yani. Sayın Başkanımıza başta olmak kaydıyla ve çok kıymetli yönetim kuruluna olmak üzere şahsım ve firmamız adına çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu bir ilk ve bunun yanında bu tanıtım ve buluşma fuarımız çok önemsiyorum. Çok büyük fedakarlıklar yapılarak buraya kadar gelen tüm firmalar için de hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Hakikaten çok kıymetli buluyorum ve daha ilerisinin daha iyi olacağına inanıyorum. İnşallah bütün arkadaşlarımızın da ben böyle düşündüğünü inanıyorum yani. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Buranda Sanayi Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanıyım. İsmim Nurettin Özçelik. Ayrıca EOSİD'in yönetim kurulundayım. Biz burada her şeyden önce teşekkür ederiz. Bizler ziyaret ettiniz, onur ettiniz. Çok teşekkürler. 92 yılında İstanbul'da, daha doğrusu Malatya'da kurulan bir firmamız, iki makineyle başladık, dokuma makinesiyle. Kamyon brandası, yani mumlu branda diye tarif ettiğimiz brandayla başladık. Şu anda 92'den bugünümüze kadar 30 küsür senedir İstanbul'da. Malatya'da tır brandası yapıyoruz. Çadır ürünleri yapıyoruz. Çadır için kullanılan polyester branda yapıyoruz. Ondan sonra İstanbul'da genel merkezimiz Unkapanı'ndadır. İki telli organize sanayi sitesinde yine güzel bir yerimiz var. Orada 70 kişi çalışıyor. Biz kafelerin önünü açılır kapanır. Bu arkada gördüğünüz cam balkon sisteminden ve pergoladan yapıyoruz. İhracatımız %70 seviyelerinde. Hangi ülkelere genelde ihracat yapıyorsunuz? Genelde Arap ülkeleri. Son zamanlarda İngiltere, Fransa, Almanya, Hırvatistan, Cezayir ağırlıklı bir ihracatlarımız söz konusu. Yurt içerisinde de bu işi toptan olarak yapıyoruz. Yurt genelinde bayilerimiz var. Seçkin arkadaşlarımız, sizden iyi olmasın, iyi firmalarla çalışıyoruz. Dolayısıyla her ne kadar ekonomimiz zor bir süreçten geçiyor ise de biz buna bir yumuşak geçiş yapıyoruz. Dikkat ediyoruz. Seçici davranıyoruz. Ekonomimiz belli. Ekonomimize de el birliğiyle katkıda bulunmamız lazım ki öyle de yapıyoruz. Allah utandırmasın. 5 yıl garantili veriyoruz. Bu bizim yapmış olduğumuz brandalar, tır brandası şu anda. Mesela tırın bir
hızına göre dayanma gücü var. Onun statiklerini iyi yapıp iyi analiz var yani. 5 yıl içerisinde 5 yıl bir garantimiz var. AFAD ve Kızılay ile yakın teşviki mesailerimiz var. Oraya da ürünler veriyoruz. Özellikle alev yürümezlik ve laklı dediğimiz dış yüzeyi daha böyle estetik bir görünüm veren bir branda yapıyoruz. Şükürler olsun. Orada da teveccühlerini bize gösterdiler ülke genelinde. Güzel bir konumumuz var. Çok şükür. Hamdolsun. Dediğimiz pergola sistemimiz var. Kesinlikle su geçirmez. Çok uygunluk gördü ülkemizde. Bunu ilk yapanlardanız. Şükürler olsun. Burada da biraz şey yapalım. Yanlış anlamayın lütfen. Bu kesinlikle su geçirmez. Sessiz bir ortamda güzel kış bahçeleri, villalarımızın önünü, bahçelerimizin içerisinde iş yerlerimizin önünde çok da muazzam. Burası hepsi alüminyumdan üretilen bir ürün. Orada bizim makaslarımız ve döner şeylerimiz var, dişlerimiz var. Sessizliği görüyorsunuz. Bu her türlü renge mahsustur. Müşterinin isteğine göre yaparız. Evet, şu anda gördüğünüz gibi kapandı. Asla ve asla su geçirmiyor. Bunun ölçüleri var tabii ki müşterinin şeyine göre biz kesinlikle yapıyoruz. Ürünümüz kış bahçesi, cam ekenli, üstü yine açılır kapanır sistem. Önde camlarımız var. Camlar sürgülü ve otomatik sensörlü değişkenliği vardır. Çok estetik ve kullanılabilir bir şeyimiz var. Mandalı kaldırıyorsunuz. Lik kartelası Türkiye Distribütörlüğü'nü şükürler olsun 12 yıldır başarıyla biz devam ettiriyoruz. Bunlar fantazi bir kumaştır. 10 yıl garantisi vardır bunların. Solma, yırtılma, su geçirme asla olmaz. Bunlar genelde otellerde, şezlong minderi ve şemsiyelerde kullanılan çok güzel bir ürünümüz. Bunları da İspanya'dan getiriyoruz. Başarıyla da götürüyoruz. Yılında Sanayi Mahallesi'nde 4 Levent'te kuruldu. İki kardeş tarafından kuruldu. Şu anda da bir kardeşimiz daha katıldı aramıza. 3 kardeş olarak devam ediyoruz. Soyadımız Kara. Onun için Kara oradan aldı. Teki de teknikten aldı. Yani bizim ürünümüz metal dekorasyon işleri yapıyoruz. Özel imalatlar yapıyoruz. Merdivenler yapıyoruz. Mağaza standları yapıyoruz. Cepheler yapıyoruz. Biz normal villaların içindeki merdivenleri de yapıyoruz.
Dolayısıyla bizim tasarlayabildiğimiz, çizebildiği her şeyi... Göstere olarak gerçekten güzel. Biz aynı zamanda lazer kesim işi de yapıyoruz, fason kesim de yapıyoruz. Yani metal dekorasyon anlamında en iyi şekilde bu işi yapmak için mücadele veriyoruz. Kendi ekibimizle, mühendis de, mimar da bulunuyor. Ve biz bugüne kadar 52 tane kağıtlı mağazası vakfı yaptık. Londra Oteli'nin yerini yaptık. İstanbul Teknik Üniversitesi Ayaz Ağa Kampüsü'nde heykelimiz var. İki Tele Organize Sanayi Bölgesi iş insanları, ben de yönetim kurulundayım aynı zamanda. İOSİ çok güzel, başarılı bir işe imza attı. Şu anda bütün İki Tele esnaflarını buraya buluşturdu. Ve çok iyi bir dayanışma içerisinde olduk. En azından biz birbirimizle iletişim kurduk, birbirimizi tanıma fırsatı oldu. Evet, biz orada derneğin içindeyiz ama burada herkes birbirinin mesleğini tanımış oldu, yapmış olduğu işleri görmüş oldu. Burada bir farkındalık yarattık. Bizi çoğu arkadaşımız, dostumuz her zaman bir arada olmamıza rağmen bizim böyle işler yaptığımızı bilmiyorlardı. Mesela burada yapmış olduğumuz bir merdiven var, kütüphaneli, eğitime katkı olsun diye. Burada geldikten sonra bunu görmüş oldular. Çünkü biz ihracat yapmamız lazım kalkınmamız için. Bunu da İki Tele Organize Sanayi Bölgesi iş insanları olarak bunu belediyeye duyurduk. Resmi kurumlara ilettik, bakanlığımıza ilettik. İnşallah bunu da sesimizi duyarlar, fuar alanı olur ve ihracatımıza, ülkemize katkı sunarız. Evet, şimdi biz Kartek Paslanmaz İnşaat Dahil Sanayi ve Ticaret Limited şirketi olarak dışarıya %30 ihracat yapıyoruz. Şu anda da Almanya, Münih'e ürünlerimiz var oraya. Daha önce de Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptık, Fransa'ya yaptık, Singapur'a yaptık ve bu ihracın daim bir şekilde %30'lardan %60'lara taşımak istiyorum. Biz yine buradayız. 40 yıl sonunda da yine buradayız. Devam ediyoruz. Ne ile geldik? Evet, yıllardır kapıyla geldik, sistemlere geldik, bir sürü yeniliklerle geldik. Önder, öncü ve örnek olarak geldik. Peki şimdi niye geldik? Daha teknolojiyi kapımıza nasıl uygularız diye. Çünkü hayatta şunu söyleriz. Her şey yaşarsınız ama kapısız yaşayamazsınız. Öyleyse kapıda teknoloji lazım, güvenlik lazım, rahatlık lazım. Bu rahatlığı da kim? İşte bizler madem ki öncüyüz dedik, önrekiz dedik, işte biz buradayız, onları göstermeye geldik. İşimiz teknoloji, madem dijital bir çağdayız, işte dijital üretimler, yıllardır mekanik olarak açtığımız kapılarımızı, şimdi yüzümüzle, gözümüzle, telefonlarımızla, parmak izlerimizle, yani bize olan, özel olan her şeyle açmayı başardık. Onları komplike set haline getirdik. İşte burada fuarda bunları anlatmaya çalışıyoruz. Madem ki insanlarımıza işe layıksa, biz de işe yapmakla görevliyiz. Böyle kendi sorumluluk addediyoruz. Ve öncü olarak, örnek olarak da yaptığımız işler işte ortada. Burada komplike sistemi, yani parça parça almak yerine gelin diyoruz ki yüzüğü, parmağı, telefonu, her şeyi buraya yapalım. Ha dediler ki ya uluslararası, yurt dışı, şehirler arasında bu kapıyı açabilir miyiz? Kontrol edebilir miyiz dediler. Hay hay yapabilirsiniz. Burada onu da gerçekleştirdik. Yani neresinde olursanız olun, kapınızı görerek kontrol ediyorsunuz. Görerek açıyorsunuz, kapıyorsunuz. Herhangi bir yerde kapı açık kaldı, hemen size sinyaller geliyor cebinize, mesajlar geliyor ve ona göre de kapınızın tedbirini alıyorsunuz. Yurt dışına ihracatınız var mı? Şimdi önce yurt dışı, çünkü bu sistemlerin yazılımları yerli. Yerli ve 5 yıldır bunun üstünde esas detaylı çalışmalarımız. Hedefimiz zaten yurt dışı. Ama önce ben yurt insanıma, kendi insanıma bu rahatlığı tattırmalıyım ki yurt dışından gelenler de bunu kullanabilsinler. Şu anda bizim dünyada kullanılacak sistem olarak hazır ettik. Kompakt bir sistem yaptık dedim ya, her şey içerisinde var. Neyi kullanmak istiyorsa, nasıl kullanmak istiyorsa, kaşıyla, gözüyle, parmağıyla, işte bu sistemde hepsi var. Ve görerek artık
görmeden tahmini değil, görüntüyü kameralarla kendisini görerek rahatlıkla bunu yapabilen bir sistem. Harika bir sistem. Yazılımı %100 yerli, servisi yerli, montajı yerli ve hizmet yerli, en önemlisi bu. Biz bunu çözdük. Ben siz nasıl geçti? Güzel neticeler aldınız mı? Gayet güzel neticeler aldık. Çünkü yeni teknolojiye, yeniliklere açık bizim insanımız ve gerçekten biz son hemen hızlı, kısa sürede buna çalıştık. Kısa sürede buraya hazırlandık, geldik. Ona rağmen şükürler olsun ki gayet de başarılı bir yöntem. Ama burada ürünü de yaslamamak lazım. IOST hizmetleri var. Eyvallah. Çok güzel, takdirle karşılıyorum başkanımı ve ekibini. Ama bizler de burada katıldığımız ürünlerle bu işi destekledik. Gelen kişilerin her ilgisini çekti. Önce dediğim gibi bizim kendi milletimiz bunu kullanacak. Burada öğretmeye getirdik. Ardından da yurt dışında da, ki burada birkaç tane yurt dışı bağlantısı arkadaşımız da geldiler, sağ olsunlar. Biz dedim ki umduğumuzdan fazlasını bulduk. Yani ne demek? Tutkunları takip etmeye devam etsinler. Tutkunlar kapı gibi kapı süper, yapar. Süper. Başarına devam dilerim.